Geldi. Evet. Stres Nergis, oldum yine. Yine bir stres yaşadım bu hafta. Efendim. neden beni bu kadar bekletiyorsun Nergis her seferinde? Yok. Şimdi insanlar da yanlış anlayacaklar. Öyle bir bekletme durumu yok. Aynı anda bastığımız için herhalde problem oldu. Yoksa ben burada seni Olabilir, bekliyorum. olabilir. Bir şekilde. Olabilir, Lütfen. olabilir. Bugün siyah beyaz olmuşuz. Evet. Bugün siyah beyaz olduk. Sevgili Siyah Murat, beyaz. tabii konuşacak çok şey var Beşiktaş hakkında. Ama tabii öncelikle ben bir son gündemden gitmek istiyorum da nasılsın? Bir onu sorayım, nasılsın? İyi misin? Sormadık. Vallahi nasıl olalım Nergis, işte hastalığa yakalanmamaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ı takip ediyoruz. Kendi özel işlerim var, onlarla uğraşıyorum. Onun haricinde hayat devam ediyor. Artık günümüzde maddiyattan çok sağlığımıza dikkat ediyoruz. Sağlığımız iyiyse şükrediyoruz. Onun haricinde herhangi bir değişiklik yok hayatımızda. Her şey aynı. Çok şükür diyelim. Dediğimiz gibi hastalığa yakalanmamaya çalışıyoruz hepimiz. Evet, sevgili Murat, şöyle hemen ben hızlıca bir giriş yapmak istiyorum. Beşiktaş basketbol takımında baş antrenör Burak Bıyıktay'la yollar ayrıldı. Son durum nedir Beşiktaş basketbolda? Çünkü kötü başarısızlıklarla başladılar. Öyle de devam etti. Neler söylemek istersin? Sen görüşülen Evet. hocalar var. Evet. Yani şöyle Burak Hoca'ya verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederim Beşiktaş taraftarı olarak. Bugün resmi olarak yollar ayrıldı Burak Bıyıktay'la. Tabii Ahmet Kan Demir biliyorsun o konuda Beşiktaş'ın idari direktörüydü ve önümüzdeki hafta oynanacak maça kendisi çıkacak. Beşiktaş Kulübü bunu resmi olarak yayınladı. Fakat tabii isimler var. Burak Bıyıktay'ın yerine düşürülen isimler var. Bugün az önce yayına girmeden önce bir telefon görüşmesi yaptım şube yöneticileriyle. Ekrem Memnun ve Ahmet Çakır isimleriyle görüşmeler devam ediyormuş. Bu iki isimden biri olacak gibi gözüküyor Beşiktaş'ın baş antrenörü basketbol şubesi için. Görüşmeler sürüyor dediler ama önümüzdeki hafta Ahmet Kandemir nezaketinde takım sahada yerini alacak. Daha sonra Ekrem Memnun veya Ahmet Çakır ikisinden biriyle yapılan görüşmelerin sonunda ikisinden biri Beşiktaş'ın baş antrenörü olacak Nergis. Peki, başarılar dileyelim, bekleyelim yeni antrenör kim olacak, onu da dediğin gibi öğreneceğiz zaten önümüzdeki günlerde. Şimdi bu hafta Beşiktaş'ın yüzü gülmedi. Gaziantep Futbol Kulübü ağır bir mağlubiyet diyebilirim ben bu hafta. Bence ağır bir mağlubiyetti. Neler söylemek istersin, maçla ilgili görüşlerin nelerdir? Valla aslında beklenmedik bir mağlubiyet aldık Nergis. Yani alınan galibiyetlerin ardından takımın iyi bir hava yakaladığını düşündüm. Ve ben maçı kazanacağımızı düşünüyordum. Ama tabii çok anormal bir mağlubiyet aldık. Ben burada ya takımda şunu hissediyorum ben. Takımda ben bir ağabeyin olmadığını düşünüyorum Nergis. Yani takımda geriye düştüğünde takımı toparlayacak bir futbolcunun olduğunu düşünmüyorum şu anda. Bence takımdaki en büyük eksiklik bu. Yani Beşiktaş'ta bir abi yok. Futbolcuların içinde bir abi yok. Bu evet normal şartlarda dışarıdan çok basit gibi gözüküyor ama futbol oynayanlar bunu çok iyi bilir. Ama bir abi olduğu zaman takımı ateşleyecek, futbolcuları yerden kaldırabilecek bir futbolcu olduğunda tabii birçok şey değişiyor. Beşiktaş maalesef kötü futbol oynuyor. Yani Antep'i bu şekilde alınan bir Antep karşısında bu şekilde alınan bir mağlubiyet bizleri üzdü. Hayırlısı olsun. Tabi burada Beşiktaş'ın eksikleri var. Nergis, yani Beşiktaş'ın iyi bir kaleci alması gerekiyor. Sergen Hoca her ne kadar kalecilerden memnun olsa da ben Beşiktaş'ın gerçekten iyi bir kaleciye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ersin'in tamam kırmızı kart belki çok ağır. Ben kırmızı kartın ağır olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü orada iki futbolcu ayağını kaldırıyor. Ama Ersin'in boyu uzun olduğu için ayağı biraz daha yukarıda durup diğer oyuncunun boyu kısa olduğu için aşağı doğru düşüyor. Kırmızı ağır bir karardı. Tabii Türk futbolunda Beşiktaş'a gösterilen kartlar biliyorsun hiçbir zaman tartışılmıyor. Medyada gündeme gelmiyor. Genelde Beşiktaş'a çok kolay kartlar çıkıyor. Bunu her zaman biz söylüyoruz ama tabii bu kalecinin kötü olmasının bahanesi olamaz. Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı var. Beşiktaş'ın iyi bir kaleciye, tecrübeli bir kaleciye ihtiyacı var. İnşallah devre arasında Beşiktaş yönetimi hamlesini yapar gibime geliyor. Adem de hiç aylardır gündemde yok. Yani antrenmanlara çıkıyor. Yaptığı hareketleri görüyoruz. Topa vururken elleri arkasında.
Yani ya Beşiktaş'ta bir eksiklik var. Ama ben geçtiğimiz günlerde bir tweet attım. Beşiktaş'ın iyi bir yöneticiye, Nevzat Demir'de iyi bir yöneticiye ihtiyacı var. Ben Emre Kocadağ'ın başarılı olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Çünkü her şey Nevzat Demir'de başlıyor. Nevzat Demir Beşiktaş'ın en özel, en kutsal yeridir. Orada ciddi problemlerin olduğunu düşünenlerdenim ben. Kulağımıza da bazı şeyler geliyor. Tabii bunları söyleyemiyoruz. Beşiktaş menfaati doğrultusunda susuyoruz bazı şeyleri ama orada ciddi problemler var. İnşallah Beşiktaş yönetimi en azından görev değişiklikleri yapar Başkan Ahmet Nur Çebi ve orada birçok şeyi düzeltir diye düşünüyorum ben şahsen. Kötü oynuyoruz. Sergen Hoca'nın maç sonu açıklamaları çok kötü. Wellington'u ön plana çıkarmasını ben doğru bulmuyorum. Yani Wellington olduğunda da Beşiktaş gol yiyor. Herhangi bir farkı yok. Montero inanılmaz basit hatalar yaptı. Çok basit hatalar yaptı. Evet. Vida'ya bakıyorsun, aldığı paraya bakıyorsun Vida'nın. İnanılmaz paralar kazanıyor ama yanındaki adamı kaçırıyor. Yani bu da çok enteresan. İnşallah toparlarız. Milli aralar Beşiktaş'a yarar diye düşünüyoruz ama Beşiktaş'ın ciddi şekilde problemleri var. Kaleci problemi var, stoper problemi var. Aboubakar formsuz. Gerçi Aboubakar çok top taşıyamadı. Kanatlar çok etkili değildi. Şimdi baktığın zaman Gökhan Gönül gitti. Rüdiger geldi. Kötü futbolcu değil. Şu an bence Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı sağ beklerden biri diye ben düşünüyorum şahsen. Bilmiyorum arkadaşlar bize katılacak mı? Elneny gitti. De Souza geldi. Kötü futbolcu değil. Oynadığı futbol ortada De Souza'nın. Burak Yılmaz gitti. Aboubakar geldi. Ama tabii stoper tandemini bir türlü toparlayamadık maalesef. Hayırlısı olsun Beşiktaş için. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız Nergis. Yani tabii ki evet önümüzdeki maçlara bakacağız ama açıkçası bu mağlubiyeti de pek beklemiyordu Beşiktaş taraftarı diye düşünüyorum. Şimdi eleştirilen oyuncular var. Haftalardır hatta aynı isimleri konuşuyoruz neredeyse. Wellington, Enis Akala bunları konuşuyoruz. Montero'dan çok umut duydu Beşiktaş taraftarı ama Montero inanılmaz basit hatalar yaptı. Yani Bu tarz hatalar yaptı. evet, çok basit hatalar yaptı. Şimdi tartışılan bir konu da neden Sergen Hoca En Sakal'a da ısrar ediyor? Evet, En Sakal'a neden ısrar ediyor? Bence En Sakal'a onun transferi. Sergen Hoca istedi En Sakal'a ve Wellington'u istedi. Biliyorsun En Sakal'a görüşmen çok önceden başlamıştı. Bence yani Rıdvan'dan bir farkı yok şu anda. Rıdvan yazan genç futbolcu. Ben sol tarafta Rıdvan'ın oynamasından yanayım. Yani tamam En Sakala yeni bir transfer ama Rıdvan da çok kötü bir futbolcu değil. En azından En Sakala onun açığını bu kadar böyle, yani bazı futbolcular vardır oynadığı zaman diğer futbolcunun esamesi okunmaz. Ama En Sakala'da öyle bir şey yok. Ben bence hocanın bu hafta yani milli aradan sonra ciddi değişiklikler yapabileceğini düşünüyorum. Evet, milli arada zannediyorum herhalde senin de dediğin gibi Sergen Hoca bazı değişiklikler yapacaktır. Şimdi şu meseleye de değinmek istiyorum açıkçası. Bir çağdaş atanımız vardı bir zamanlar Sergen Hoca'nın yardımcısı olarak. Şimdi de Alanyaspor'un teknik direktörü ve çok da başarılı bir teknik direktör. Fakat Çağdaş Hoca Alanya'ya gittikten sonra bir form düşüklüğü görüldü. Yardımcı hoca için bir şey söylemek ister misin? Yani acaba başka birileri olmalı mı? Yani şöyle, ben o konuya çok fazla katılmıyorum. Yani yardımcı olarak evet, hocalar evet etkilidir teknik heyette ama Çağdaş Hoca gitti diye takım bu duruma düştü demek bence saçmalık. Bunu Şenol Hoca zamanında da yaptılar biliyorsun. Daha önce Tamer Tuna da gitti. Dediler ki şöyle böyle dediler. Bence o çok saçma bir durum. Ama Beşiktaş yönetimi Sergen Hoca ile görüştü. Hatta Ahmet Dursun'u önerdiler. Ahmet Dursun ismi teknik heyette konulsun dendi ama hoca sıcak bakmıyor. Hocanın takdiri bu. Saygı duymak lazım hocaya. Ben bu teknik hoca, yardımcı hoca konusunda bu kadar çok etkileyeceğini düşünmüyorum ya Nergiz. Maalesef bence o şimdi Alanya evet iyi bir takım kurdu, iyi gidiyorlar ama Tamer Hoca zamanında da bunlar yaşanmıştı. Biliyorsun gittiği takımla alakalı. Ben onun çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. Aslında şöyle de bir fikrim var biliyor musun? Yani Beşiktaş'a zamanında hem formasıyla ter dökmüş hem de zamanında emek vermiş isimler şu anda kulübün bir parçası olabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki bizim sadece düşüncemiz. Ahmet Evet. Dursun dedin ya çünkü oradan aklıma geldi. Evet. Ahmet Dursun ismi önerildi. Sergen Hoca şu anda yardımcı hocaya sıcak bakmıyor Nergis.
Peki. Adem hakkında zaten söyleyeceğimizi zannediyorum söyledik. Evet, Bir ama geç. ben yöneticilerle de görüştüm. Yani dedim ki Adem'le ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz dedim. Oyuncuyla görüşüyorlarmış. Toparlayacağım kendimi, düzelteceğim kendimi diyormuş Adem Laiç. Ama çok enteresan şekilde çok laubali hareketler, çok yani sanki gitmek istiyor gibime geliyor bana Adem'le ilgili. Yani iyi bir Adem şu takımı çok farklı yerlere getirir. Kumaşı çok sağlam ama Adem'in ciddi bir bence psikolojik tedavi görmesi gerektiğini düşünüyorum futbol anlamında. Çünkü kendini futbola vermiyor. Bunu görüyoruz. Umarım kendini bir önce toparlar. Şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela Lens'i kadro dışı bıraktılar, değil mi? Evet. Lens'i kadro dışı bıraktılar. Bu Adem arada mesela Tyler ödül Boyd da yaptığını evet düşünüyor. Tyler Boyd da Ocak ayında lisansı tekrar aktif edecekmiş. Dün bir görüşme yaptım. Sordum özellikle bunu. Tyler Boyd'un lisansı Ocak ayında aktif edilecek. Bunu da buradan duyuralım. Tyler Boyd Ocak ayında geri dönüyor Beşiktaş'a. Adem'e niye öyle bir yaptırım yapılmıyor acaba? Ya Adem'in kumaşı çok iyi Nergis. Yani kötü futbolcu değil Adem. Gerçekten iyi futbolcu. Oynadığı zaman takımı skor bakımından çok etkileyebilecek bir oyuncu. Ama oynamıyor. Toparlarlar diye düşünüyorum muhtemelen yönetim ve teknik heyet. Ama toparlamıyor. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi bir Adem izleriz. Yani bizim umudumuz bu yönde. Çünkü Adem Beşiktaş'a gerçekten yarar sağlayabilecek nadir futbolculardan biri. Doğru söylüyorsun, evet. Şimdi Dorukhan'ı soracağım. Herkes Dorukhan'ı soruyor ama Enkudu'dan haber var mı? Var. Enkudu pazartesi günü antrenmanlara başlayacakmış. Onu da söyleyelim buradan. Artık geri dönsün. Yani geldiği günden bu yana Enkudu'nun yararını ben şahsen bir Beşiktaş taraftarı olarak görmediğimi düşünüyorum. Bazı arkadaşlar bana katılmayabilir. Çünkü Enkudu'yu seven çok arkadaş var sosyal medyada da. Evet. Ben her zaman söylüyorum yani İbrahim Üzülmez'in yabancı versiyonu. İbrahim Üzülmez'den azından daha canla başla savaşıyordu ve sakat değildi. Enkudu zaten bir iki maçta sakatlanırsa büyük bir ihtimal Ocak ayında Taylan'a yer değiştirme geliyor Nergis. Peki. Doğru kan Toköz meselesi tabii ki. Neler söylemek istersin? Şimdi ödül töreninde biliyorsun. Şimdi ben de Evet. röportaj aldım Keriz'in ama bir şey de soramadık yani. Ama tabii orada çıkan görüntü, şimdi işte Emre Belezoğlu'nun yanında olması, Ozan'la birlikte işte vakit geçiriyoruz demeleri vesaire. Tabii akıllara acaba Dorukhan gidiyor mu sorusunu da getirdi. Var mıdır Dorukhan'dan bir haber? Ya şöyle Dorukhan'la ilgili dün yaptım bir ilk görüşme. Emre Kocadağ bu transferi yürütüyormuş. Hala herhangi bir noktaya varamamışız. Görüşmeler sürüyor ama tabii Dorukhan'ın yapmış olduğu açıklamaları ben talihsizlik olarak görüyorum. Ya futbolcular şunu anlamıyor. Burası büyük bir camia. Burası Beşiktaş camiası. Burada yaptığınız her hareket, söyleyeceğiniz her laf camiayı etkiler. Yani Dorukhan'ın özellikle Emre Belezoğlu, Fenerbahçe'nin sportif direktörü makamındaki bir oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamaları tabii ki ben de Beşiktaş taraftarı olarak yadırgadım. Aslında belki niyeti orada kötü değildi, niyetini bilemeyiz ama bir Beşiktaş futbolcusu bu şekilde konuşmamalı diye düşünüyorum. Dorukhan kalmak isterse kalır. Yani istediği rakamlar 1.3-1.5 arası diye duyuyorum. Ama biraz sıkıntılı gibi Nergiz ya. Çok da fazla bir şey demek istemiyorum bu konuda ama biraz sıkıntılı gibi. Emre Kocadağ görüşüyormuş. Başkan da görüşecek büyük bir ihtimal. Ama Dorukhan'ın bu kadar çok fazla gündeme gelip bu kadar rahat bir şekilde açıklamalar yapması da beni bir Beşiktaş taraftarı olarak şahsen rahatsız ediyor. Evet, sen de çok konuşmak istemiyorsun o konuda ama bence bir şeyler belli yani, bana da öyle geliyor açıkçası. Ya belli olmaz. Ben yani şöyle belli olmaz. Bu transfer dönemi Nergis. Yani ben o konuda çok tecrübeliyim. Birçok oyuncunun uçaklardan geri döndüğünü bitti deyip de uçağa binip geri indiğini biliyorum. Bu transfer dönemi hiçbir şey belli olmaz ama Dorukhan'ın yapmış olduğu açıklamaları özellikle son gecedeki yapmış olduğu açıklamaları ben şahsen doğru bulmuyorum. Dorukhan iyi bir futbolcu, kötü futbolcu değil ama burası da Beşiktaş kulübü. Kimse Beşiktaş kulübünden değerli değildir. Beşiktaş forması çok değerlidir. Bütün camialardan benim için şahsen değerlidir. Yani formayı hak etmeli bir futbolcu. Sadece futboluyla değil, karakteriyle de Beşiktaş formasını hak etmeli. İnşallah Dorukhan da Beşiktaş'a imza atar. Bu sorun da ortadan kalkar dileğini içinden geçirenlerdenim. Bakalım inşallah. Şimdi tabii
Mensah konumuz var bir de. Yine herkes de tabii mensah konuşmanı istiyor. Şimdi mensah konusunda biz çok umutluyduk açıkçası. Valla ben yılın transfer ediyordum Mensa için. Evet, onu da konuşuruz. Ben de aynısını söyledim tabii. Şimdi bir taraftar olarak düşündüğün zaman şu geliyor aklına. Şimdi Kayserispor'da bu kadar iyi futbol oynayan bir futbolcu, yani Beşiktaş'a geldikten sonra ilk 2 hafta iyiydi. Daha sonra nasıl bu kadar formsuz olabilir? Ya iyi antrenman yapmıyor, ya içeride bir ciddiyetsizlik var. Ya bir problem var, anlatabiliyor muyum? Yani kötü futbolcu değil, kumaşı çok iyi ama Mensah inanılmaz kötü oynuyor. Ya bunun bir sebebi olmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani Mensah geldiğinde ben vallahi yılın transferi gözüyle baktım. İyi futbolcu olduğunu düşünüyordum ama şimdi bakıyorum Mensah kötü oynuyor. Ya oynadığı yerde bir sıkıntı var. Yani istediği yerde oynamıyor. Ya antrenmanlarda Beşiktaş'ta ciddi problem var. Yani bir problem var, anlatabiliyor muyum? Ya burası Beşiktaş kulübü. Burada Kayserispor'da oynadığın gibi rahat oynayamazsın. Kayserispor'da davrandığın gibi davranamazsın. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Türkiye'nin en büyük camialarından biri. Anlatabiliyor muyum? Yani buna izin vermez Beşiktaş taraftarı. Yani şu an taraftarın olmaması futbolcular için çok iyi. Yönetim için de iyi. Çünkü eleştiri alacaklar. Ya yani futbol takımı iyiyse Beşiktaş için her şey iyi. Yani borcumuz var, evet, çok ciddi borç var. Bu arada Ocak ayında da Bankalar Birliği anlaşması büyük bir ihtimal imzalanacak. Gelen bilgiler bu yönde. Eksikler, evraklar tamamlanmaya çalışıyor. Ama Beşiktaş'ta bence, benim şahsi görüşüm, futbol takımı iyiyse her şey iyi. Ama Tabii. futbol takımı kötüyse yönetim de eleştiri alır, teknik heyet de eleştiri alır, futbolcu da eleştiri alır. Ben böyle düşünenlerdenim. Bilmiyorum, bana katılamayan arkadaşlar varsa saygı duyuyorum. Ama katılanlar varsa da onlar da yazabilirler. Şimdi ben gelen yorumları da okuyorum bir yandan. Bir yandan tabii ki kendi düşüncelerimiz de var hepimizin. Şöyle ki takımda bir disiplinsizlik olduğunu söylüyor Beşiktaş taraftarı. Tabii biz de senelerdir buraya bir sürü futbolcu geldi. Hepsini canlı da izledik. Televizyondan da izlediğimiz oldu. Buraya Mario Gomez geldi, Adriano geldi, Pepe geldi ve o Beşiktaş aidiyetini hissettiğini hepimiz görmüştük bu futbolcuların. Evet. Yani dünyanın yıldızları geldi ve o aidiyeti şu anda bulunan futbolcuların bu aidiyeti yaşadıklarını, taşıdıklarını ben düşünmüyorum. Ben Bu ciddiyetsizlikten dolayı mı acaba? Bu nedir? Bunu neden kimse bir açıklığa kavuşturmuyor? de aynı fikirdeyim seninle. İşte o yüzden söylüyorum. Bence Nevzat Demir'e farklı bir yönetici atanmalı. Benim şahsi görüşüm bu. Beşiktaş'a iyi bir sportif direktör gelmeli. Bunu da düşünüyorum. Yani şahsi görüşüm bu yönde. Ve Beşiktaş'ın takım içinde bir abisi olduğunu düşünmüyorum. Evet, bir abi şart bu kulübe. İnşallah devre arasında Beşiktaş yönetimi bu problemi çözer. Beşiktaş'a iyi bir kaleci lazım. Ve ben Gazel'in de kendi mevkisinde oynatıldığını düşünmüyorum. Bence forvet arkası oynamalı. Çünkü sol ayağı çok iyi. Araya birçok top bırakabilir Aboubakar'a. İstediği yere topu kullanabiliyor, atabiliyor. Bunu gördük. Larin'in attırdığı gol enfesti. Problemler var Nergiz, ama bu problemleri çözmek biraz zaman alacak. İnşallah Ocak ayında Beşiktaş yönetimi muhtemelen alternatifleri düşünüyordur. Yapacakları çalışmalar vardır. Planları olması gerekiyor. Bu planları Ocak ayında devreye sokar inşallah. Peki sevgili Murat, Ocak ayındaki transfer dönemi bu geçtiğimiz transfer dönemine benzer bir transfer dönemi mi olacak Beşiktaş için? Çünkü ben çok iyi Ben geçirdiğini düşünüyorum. biraz daha hareketli olacağını düşünüyorum. Çünkü Bankalar Birliği anlaşması olacak. O biraz rahatlatacak Beşiktaş yönetimini. Limit olarak da rahatlayacağız. Ben bu sefer biraz daha hareketli olacağını düşünüyorum. En azından bir Cenk Tosun'un devre arasında Beşiktaş'a gelmesinin olanağının yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü Başkan Ahmet Nurçevi ile birebir görüşme yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ha, Cenk takıma katkı sağlar mı? Sakatlıktan çıktı. Ama Cenk her zaman Türkiye'nin iyi santraforlarından biri şu anda. Ben iş yapabileceğini düşünüyorum, ama iyi bir kaleci şart. İyi bir kaleci alınmalı. Stoper alınmalı. Devre arasında Lens, Dorukhan, şey pardon, Douglas mutlaka artık gönderilmeli. Açılmalı o limit. Yani bir transferi yaparken evet yönetici başarısıdır, ama futbolcuyu göndermek de yönetici başarısıdır. İnşallah bu konuda da siyah beyaz bir yönetim en azından şimdiden çalışmalara başlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü
çalışmak şart Nergis. Yani Douglas'ı, Lens'i artık gönderip Vida'yı eğer satabiliyorsan satıp oralara daha iyi oyuncular alınması gerekiyor. Kesinlikle. Ve kredi gittikçe tükeniyor. O yüzden çalışmak şart. Evet. Şimdi Balotelli yazanlar olmuş da. Vallahi Nergis çok büyük bir fark. Murat, Mesut Balotelli Dinan. konusu, Balotelli Murat. konusunu söyleyeyim. Balotelli Beşiktaş bitirmişti. Bitirmiş, Evet. çok net biliyorum. Bitmişti Balotelli. Evet. Ama hoca sıcak bakmadığı için olmadı. Biraz sıkıntılar olacağını düşündü. Balotelli bence oynar mıydı? Ya Ha, onu soracaktım sana. bir risk alınabilirdi belki Nergis ya. Ya bir risk alınabilir. Balotelli riski alınabilir gibime geliyor yani. Yani Abubakar'ı çok seviyoruz. Tamam, kabul ediyorum. Ama Abubakar koşamıyor sanki. Bana öyle geldi. Koşamıyor değil Nergis. Yani Abubakar'ı top taşıyamıyoruz ki biz. Yani sen Beşiktaş'ın böyle düzgün bir şekilde kanatlardan bir atağa kalktığını gördün mü? Görmedim. Böyle bir şey yok şu anda. Yani Beşiktaş orta sahadan gol bölgesine top taşıyamıyor şu anda. Beşiktaş'ın en büyük problemi bu. Ya bizim bu problemi çözmemiz lazım. Biz Abubakar'a top taşıyamıyoruz Nergis. Abubakar top taşıyamıyor şu anda Beşiktaş'ta. Bunu çözmek lazım. Peki, bir de bir şey daha duydum, onun da doğruluğunu bir sorayım sana. Hala bir sağ bek arayışı var mı? Yok. Yani daha bu Roizer'den iyi sağ bek nereden bulacaksın Nergis ya? Bence de yani öyle bir duyum geldi, hani hala bir sağ bek bakılıyor devre arası için Yok, diye. yok. Roizer'den iyi futbolcu şu anda. Yani bence Beşiktaş'ı yabancı sağ beklerden biri. Yani bana da öyle geliyor. Zaten birkaç maç sonra çok daha iyi olduğunu göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Evet, sevgili Murat, sorularım bu kadardı. Bir herhalde milli takım arasından sonra biraz daha yani, ama şimdi bana tutarsız gelen bazı şeyler var. Çok fazla da dediğin gibi konuşamıyoruz. O tutarsızlıklar, ki aslında zaten taraftarlar bunun farkındalar. Tutarsızlıklar milli takım arasından sonra biraz daha oturur mu? Ne söylersin bu konuda? Valla oturacağını düşünüyorum. Yani çünkü Beşiktaş'ın milli aradan önceki futboluyla milli aradan sonraki futbolunda bir kademede olsa gelişme var. En azından Beşiktaş koşmaya başladı Nergis. Ben hatırlıyorsan yayınlarımda hep sana söylüyordum. Beşiktaş'ın Evet. koşu mesafelerinde ciddi problem var diyordum. Yani çünkü az çok görünüyordu. 60'tan sonra Beşiktaş koşamıyordu. Daha iyi duruma geldi. Sergen Hoca da zaten bunu açıkladı. Milli aradan sonra koşu mesafemizi daha iyi seviyeye çektik dedi. Ama Beşiktaş'ın hazırlık maçları yapması lazım bu milli arada. Bununla ilgili görüşmeler var. Geçtiğimiz milli arada bir tane hazırlık maçı yapmıştık. Daha sonra hazırlık maçı oynamamıştı ama şimdi bir hazırlık maçı yapmak istiyorlar. İnşallah bu hazırlık maçını yaparız. Peki, son sorumu da sorayım sevgili Murat. Sor. Oyuncu değişiklikleri hakkında objektif olarak ne düşünüyorsun? Ya Sergen hocadan daha iyi futbol bilmiyoruz Nergis. Şimdi hocaya saygısızlık yapmak istemiyorum. O yüzden bu soruya cevap vermeyeyim ya. Sonuçta Beşiktaş Kulüp Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sergen Hoca. Evet, kendi kapımıza göre tabii ki bizim fikirlerimiz var ama yani buradan hocayı eleştirmek bize yakışmaz. Hocadan daha iyi değiliz yani. Türk futboluna Tabii iyi ki, hocalardan bir bahsediyoruz. Ama tabii tabii ki. ki Ama fikrini merak etmiyorum. var bence yani bazı hatalar yapıyor. Yani Tabii ki, bence öyle. hata olmaz. Yapacak bir şey yok sevgili Murat, değil mi? Evet. Evet. Peki. Murat'cığım, eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Valla çok fazla konuşulacak şey de yok. Hep aynı şeyleri Evet, konuştuk. evet. Evet. Gündem çok durgun. Artık transfer dönemini bekliyorum. Ben bir önce Ocak ayının gelmesini istiyorum. Hemen gelsin de tekrar biraz hareketlenelim, transfer yapalım. Şu Abdullah Avcı inşallah bir önce Trabzonspor Kulübü'yle sözleşme imzalar. Beşiktaş'ın gerçekten Nergis ya bunlara ihtiyacı var. Biz buraları boşaltmamız lazım, limitleri açmamız lazım. İnşallah Lens, Douglas gibi oyuncular bir an önce Ocak ayında giderler. Yani söyleyecek başka söz yok. Bekleyeceğiz. Aynen öyle. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Muratcığım. Teşekkürler Ağzına sağlık. herkese. Diğer saygılar. Kendinize iyi bakın. Çok sağ ol. İyi pazarlar. Hoşça kal. Sağ ol. Sana teşekkür.